Bakın şimdi Suriye'de işler düzeliyor. Yavaş yavaş rayına girmeye başladı. Fırat Kalkanı'yla 2000 kilometre karelik bir alanı DAEŞ'ten, PKK'dan temizledik. Ve ne oldu? 75 bin Suriyeli kardeşimiz o bölgeye gitti, yerleşti, normal hayatına döndü. İnanıyoruz ki barış atmosferinin Suriye'nin geneline yayılmasıyla birlikte bu dönüşler de hızlanacaktır. Kırmızı çizgi olduğunu bütün dünyaya açık ve seçik şekilde ilan ettik. Bu karar bizim için yok hükmündedir. Daha sonra Cumhurbaşkanımız, dönem başkanı sıfatıyla İslam İşbirliği Teşkilatı'nı olağanüstü toplantı için davet etti ve geçtiğimiz günlerde bu konu 57 İslam ülkesinden 20 civarında devlet başkanı, başbakan, bakan düzeyinde katılımla değerlendirildi ve tarihi kararlar alındı. Bu kararlardan en önemlilerinden bir tanesi bundan böyle İslam ülkeleri tarafından Doğu Kudüs Filistin'in başkenti olarak ilan edildi. Bütün ülkelere de bu kararı desteklemesi için çağrı yapıldı. Bölgede barış için, adalet için bu karar tarihi bir karardır. Hiç kimsenin bölge üzerinde tek taraflı, keyfi bir takım kararlar almaya hakkı da yoktur, haddi de yoktur. Bu zirvede İslam dünyası en açık şekilde bunu ilan etmiş.